Hubble ve diğer teleskoplar, tuhaf bir küçük galaksinin, aşırı metal fakiri galaksilerin en inanılmaz örneklerinden biri olduğunu keşfettiler. Bu kimyasal bileşiminin 13 milyar yıldan fazla bir süredir, neredeyse hiç değişmediği anlamına geliyor. 20 milyon ışık yılı uzaklıkta ve dünyaya en yakın aşırı metal fakiri. Cisim 1200 ışık yılı çapında, bir galaksi için küçücük. Samanyolunda bundan daha büyük bulut sular var, HIPASSJ 1131-31 olarak biliniyor, ancak gökbilimciler ona başka bir takma ad verdiler, Pekabu galaksisi. Bunun nedeni, son birkaç on yılda parlak hızlı hareket eden, bir yıldızın arkasından ortaya çıkmış olması. Büyük patlamanın ardından, evrende yalnızca hidrojen, helyum biraz da lityum vardı. Astronomide metal denilen diğer tüm elementler, ilk yıldızların süpernovaya dönüşmesinden sonra oluştu. Bu süpernovalar galaksileri kirlettiler ve bugün gördüğümüz yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluşumuna yol açtılar. Ancak Pekabu galaksisi bunun çoğunu yaşamadı ve bu nedenle bunca zaman boyunca metal açısından fakir kaldı. Avustralya'nın Ulusal Bilim Kurumu CSIRO'da, gökbilimci ortak yazar Profesör Barbel Koribalski bir açıklamada, başta bu küçük galaksinin ne kadar özel olduğunu fark etmedik dedi. Şimdi Hubble Uzay Teleskobu, Güney Afrika Büyük Teleskobu ve diğerlerinden alınan birleşik verilerle, Pekabu galaksisinin şimdiye kadar tespit edilen en metal fakiri galaksilerden biri olduğunu biliyoruz. Bu teleskoplar, bu küçücük galaksideki 60 yıldızın bileşimini incelemeyi başardı. Yerel evrendeki galaksilerde bulunan birçok yıldızın aksine hepsi nispeten genç, birkaç milyar yaşında veya daha genç. Bunu, bu galaksideki daha ağır elementlerin kıtlığıyla birleştirmek, gelecekte daha fazla çalışılması gereken, şaşırtıcı bir cisim ortaya çıkarıyor. Baltimore, Maryland'deki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden ortak yazar Gagan Deep Anand, Pekabu'nun bize yakınlığı nedeniyle, erken evrene benzeyen bir ortamı, benzeri görülmemiş ayrıntılarla görme olasılıklarını açarak, ayrıntılı gözlemler yapabiliyoruz diye ekledi.